Türkiye'nin kurucusu. Türkiye'de ilk yönetim başkanı Atatürk'ün Pekin Kitap Fuarı bizim çok önemsediğimiz bir fuar. Çin önemli ve büyük bir pazar biliyorsunuz yayıncılık sektörü açısından. Ve Türkiye'de yayıncılıkta dünyada 11. sırada. Hem karşılıklı kültürlerimizi hem edebiyatımızı tanımak ve tanıtmak maksadıyla hem de yayıncılık sektörümüzü desteklemek amacıyla Pekin Kitap Fuarı'na katılım sağladık. Bu yıl Çin'de Türkiye Turizm Yılı olduğu için iki büyük standta katılım gerçekleştiriyoruz. Bir edebiyat, bir de turizm standımız var. İpek Yolu, karşılıklı kitaplar ve kültürler arasında İpek Yolu panelimiz var. Giray Fidan Bey, Türkiye'den katılımcımız ve Melike Günyüz Hanım. Aynı zamanda çocuk bölümünde yine çocuk yazarımız Melike Günyüz tarafından bir çocuk etkinliği gerçekleştirdik. Truva'nın önemi, 2018 Truva yılı ve bu hazinelerle alakalı bir Truva etkinliği gerçekleştirdik. Fuar İdaresi, Pekin Kitap Fuar İdaresi 23 Ağustos gününü Türkiye günü olarak ilan etti. Ve bütün bu etkinliklerimizi biz 23 Ağustos'ta fuarda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 2018 yılı Troya'nın UNESCO Kültür Mirası listesine alınışının 20. yıl dönümü. Bu nedenle ülkemizde de 2018 yılı Truva yılı olarak ilan edildi. 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde yeni hizmete açılacak bir Truva müzemiz var. Ve bakanlık olarak aynı zamanda yurt dışında bulunan bu Truva hazinelerini de ülkemize iadesini gerçekleştirerek sergilemeyi planlıyoruz. Çok kadim bir medeniyeti ve kültürü olduğunu biliyoruz. Hattı, yani kaligrafiyi, Çin kaligrafisini ben biliyorum. Çok büyük ustaları var. Dolayısıyla hem onları görmek, tanımak istemiştim. Benim için bir fırsat oldu. Hem de bilmediğim bir ülkeye gelmek tabii insanı mutlu ediyor. Yeni bir toplulukta, yeni bir şeyde, hele bir de bunların sanata ilgisi ben daha çok mutlu ediyor. Güzel bir şey oldu benim için, iyi bir gelişme oldu. Hat sanatını, yani kaligrafiyi Çinliler biliyor. Elle yazının ne olduğunu biliyor. Yazı, yani sanat olarak burada gözde bir şey. Ne diyelim, sanat türü. O yüzden hiç yabancı değil. Yani bunu da, yani benim de çalışmalarıma bu maddede çok büyük ilgi var ya. Yani.